Merhabalar. Bu videomuzda da sütunları, metni kaydır özelliğini, herhangi bir sayfayı yatay yapma gibi özelliklerden sizlere bahsedeceğim. İlk olarak metni kaydır özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bilgisayarımızda, özür dilerim, Word belgemizde tablo dışında eklediğimiz işte resimdir, şekildir, smart art grafiğidir, normal grafiktir. Bu öğeleri metin içerisinde rahatlıkla hareket ettirebilmemiz için hemen şuradan kopyalayıp bir metin içerisine bunu koyayım. Mesela şuraya geldim, yapıştırdım. Bunu metin içerisinde rahatlıkla istediğim yere hareket ettirebilmem için bu öğelerin metni kaydır özelliğini değiştirmem gerekiyor. Bakın şu anda istediğim gibi hareket ettiremiyorum. Sadece bir yerde metin içerisinde bir yerlere taşıyorum. Metni kaydır özelliğini nasıl değiştireceğim? İşlem yapmak istediğim yere tıklıyorum. Hemen resim olduğu için bu resmin resim biçimi ayarları çıktı. Şekil olsaydı şekil biçimi olacaktı. Bu ayarlara tıkladıktan sonra resim biçim sekmesine tıkladıktan sonra burada metni kaydır özelliği çıkıyor. Burada bakın birçok seçenek var. Fareyle bunun üzerine gittiğiniz zaman ne olduğunu hemen ön izleme olarak görebilirsiniz nasıl göründüğünü. Genellikle kare yapmak burada en mantıklısı oluyor. Eğer böyle bir gazete haberi gibi resmin yanında açıklama böyle olsun istiyorsanız kare ya da sıkı yapabilirsiniz. Ya da metin boyunca üst ve alt yaparsınız ya da üst ve alt yaparsanız da bakın yazı altta üste kadar yok şekilde resim hareket eder. Seçmiş olduğunuz öğe hareket etmiş olur. Ya da işte metnin önüne metnin arkasına seçerseniz de ona göre metnin önünde ya da metnin arkasında bu resim yer alabilir. Metni kaydır özelliği bu şekilde. Bunun yanı sıra hatırlarsanız düzen sekmesi yani nedeki özellikleri anlattığım ilk videomuzda sütunlardan da bahsetmiştim birazcık. Sütunlar ne yapıyordu? Metnimizi birden fazla sütuna ayırabiliyordu. Metnimizi dedim farkındaysanız. Tablolarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece metinde bu değişiklik oluyor. Ne yaptım? Geldim. Hem imlecimin nerede olduğu önemli değil. Kaç sütuna ayırmak istiyorsam buradan onu seçtim. Ya da diğer sütunlara tıkladım. Açılan yerden seçtim. İstersen bakın burada araya çizgi koyabilirim. Araya çizgi koyduğum zaman bu çizginin sağındaki solundaki boşluğun ne kadar olacağını buradan ayarlayabilirim. Peki ben sadece şu paragrafın iki sütuna ayrılmasını istiyorum. Ya da şu paragrafı biraz daha büyütelim yaptığım daha iyi görünsün. Şu paragrafın iki sütuna ayrılmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Adı üzerinde şu paragraf dediğim için istediğim paragrafı seçeceğim. Ve sütunlara girip iki sütun ya da üç, dört neyse seçtiğimde otomatik olarak olmuş olacak. Yani buradaki anahtar nokta ne? Eğer işlem yapacağınız yeri seçip sütun ayarlarsanız seçtiğiniz yerdeki sütunlar oluşur. Eğer herhangi bir yeri seçmeden sütun eklerseniz de tüm metniniz ayarlamış olduğunuz sütuna göre düzenlenmiş olur. Sonra diyelim ki şu tablomuz var. Hadi önce metinden yapalım, daha sonra tablo yapalım. Tabloda yaparız. Şimdi diyelim ki ben normalde düzen sekmesine gelip kağıt türü boyu yönlendirmesini yatay yaparsam bütün metnim şu anda gördüğünüz gibi yatay olur. Şu anda burası niye olmadı? Hemen onun nedenini söyleyelim. Burada bir kesme koyulmuş. Bakın bölüm sonu. Bu arada bu özelliği de size burada anlatmış olayım. Kesme eklediğimiz zaman, sonraki sayfa gibi kesme eklediğimiz zaman onlar bakın bu şekilde işaretlenir. Peki ben bu işareti nasıl açtım? Giriş sekmesinde, paragraf bölümünde hemen tümünü gösterdiği bir şey var. Burada bıraktığım boşluktan bastığım Enter'a kadar her şeyi bana görünür kılıyor. Burada benim bir boşluğum, bir şeyim varsa onu görebiliyorum. Ben şu anda buradaki alanda sayfayı yatay yaptığım için sadece seçmiş olduğum bölümdeki bulunmuş olduğum bölümdeki sayfaları yatay yapmış oldu. Eğer istemiyorsam bunu eski haline getirebilirim. Peki o zaman hemen ben buradaki bu özelliği bilmiyorum. Yani bölüm sonu eklendiğinin farkında değildim. Bu bölüm sonu eklendiğini buradan görmüş oldum. Hatta bunları buradan sileyim. Bölüm sonlarını silelim. Yani şuradan aşağıdaki bölüm sonunu da silelim. Bakın şöyle gelip siler delete ile
siliyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Yani basitçe bölüm sonunu. Bakın sayfa sonu değil. Sayfa sonu hatırlarsanız düzen sekmesini kesmelerdeki sayfaydı. O sayfayı diğer sayfadan başlatıyor ama bölüm sonu yeni bir bölüm başlatıyordu. Sayfa numaraları verirken hatırlarsanız. Bakın burada da bölüm sonu varmış. Hemen bunu da kapatalım. Kapattık. Şimdi gelelim yönlendirmeyi yatay yapalım. Bakın. Yine arada bir bölüm sonu kalmış. Evet şurada bölüm sonu kalmış gördüğünüz gibi. Onu da silip tekrar yatay yapalım. Ben bu şeyleri bilerek hataları kapatıp tekrar kaydı başlatmıyorum. Hepsini görerek yani siz de karşılaşabilirsiniz böyle durumlarda görün diye. Şimdi tekrar dikey hale getirelim. Peki şu şeyi de kapatalım. İmzayla şurada bakın tümünü gösterip buradan açıp buradan kapatabiliyorum. Peki ben şu anda olduğu gibi tüm sayfaların yatay ya da tüm sayfaların dikey olmasını istemiyorum. Şuradaki paragrafımın yatay sayfada olmasını istiyorum. Bakın seçmiş olduğum yerin yatay sayfada olmasını istiyorum. Şimdi yönlendirmede burada bu iki ayar var. Başka bir ayar yok ama sayfa yapısı bölümünün sağ alt tarafındaki kutucuğa tıklayıp bu pencereyi açtığınızda burada yönlendirmeyi yatay olarak seçip uygulama yerini seçili metne diye seçerseniz, bakın uygulama yerini seçili metne diye seçerseniz ve tamam derseniz bakın metin başladı, o paragraf yatay ve sonrası tekrar devam ediyor. Şimdi işlemimizi geri alalım. Ne yaptım? Diyelim ki aynı şeyi şurada yapalım. Şu tablo çok büyük diyelim ki. Şöyle yapalım şu tablo açıklamasıyla beraber. Bu tablo çok geniş ve yatay sayfada olarak daha iyi yorumlanabilir. O yüzden ben bu bölümü yatay sayfaya almak istiyorum. Seçtiğim işlem yapacağım yeri düzen sekmesine sayfa yapısı bölümünün sağ alt tarafındaki yere tıklıyorum. Yatayı seçtim. Başka ayar yapacaksam yaptım. Uygulama yerini seçili metneyi seçtim. Bakın uygulama yeri seçili metne oldu ve tamam dedim. Sadece o tablo yatay olmuş oldu. Hazırlayacağınız raporlarda çok büyük verileri içeren tablolar olabilir. İşte o tabloları böyle yatay sayfaya aldığınızda daha okunaklı, daha anlaşılır olacaktır. Bu aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.